Arkadaşlar merhaba, ben Erkiz Hoca. Bugün sizlere eski ismiyle YS5 yani sınavı ve YDS'de en çok karşılaşılan eş anlamlı bazı fiiller vereceğim. Videomu fazla sizi sıkmayacağım. Öncelikle arkadaşlar not almanız açısından şu şekilde yazacağım. Anticipate ve expect fiillerimizi arkadaşlar ummak anlamında kullanıyoruz ve ÖSYM'nin sık sorduğu fiillerden iki tanesi. Bir diğer arkadaşlar tahmin etmek anlamında forecast, predict. Hava tahmini için forecast'i daha çok kullanıyoruz arkadaşlar. Predict, guess ve estimate fiillerimiz tahmin etmek anlamında kullanıyoruz. Tahmin etmek. Yine ÖSYM'nin sevdiği bir grup. Daha sonra yıkmak, tahrip etmek anlamında. Yıkmak, tahrip etmek. Arkadaşlar bu alanda destroy çok sık karşımıza çıkar. Demolish aynı şekilde. Ruin ve devastate arkadaşlar fiillerimiz dikkatimizi çekiyor. Sağlamak anlamında arkadaşlar supply kaynak anlamı da var. Bu fiilimizin bir de provide fiilimiz var. Sağlamak, tedarik etmek anlamında bu fiilimizi kullanıyoruz. Bir diğeri geri çekmek, çekmek anlamında withdraw money şeklinde para çekmek anlamında da kullanılıyor withdraw fiilimiz. Extract fiilimiz keza aynı şekilde ve take back fiillerimiz arkadaşlar geri çekmek ya da çekmek anlamında kullanılıyor. Kıyafetin çekmesi anlamında da arkadaşlar bu kullanılır ama bu dediğim gibi kıyafet için çekmek, üzülmek anlamında kullanıyoruz. Bir diğer arkadaşlar submit, pending ve deliver fiillerimiz arkadaşlar teslim etmek anlamında kullanıyoruz. Bunu summit'le karıştırmayalım arkadaşlar. O zirve demek. Peakler anlamında. Bunları şu şekilde zirve anlamında kullanıyoruz. Bir diğeri restrict, limit, confine ya da restrain arkadaşlar. Bunlar bir şeye sınırlandırmakta to ile kuranlar. Bu da ekstra bilgi olsun size arkadaşlar. Sınırlandırmak anlamında kullandığımız fiiller. Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. En çok çıkan kelimelerin eş anlamlı kelimeler, fiiller, isimler, zarflar olarak. Eğer kanalıma abone olursanız devamını buradan takip edebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum.